Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki görülen geri çekilme ons altındaki hareketi de kuvvetlendirirken geçtiğimiz hafta enflasyon verisiyle altında görülen satışlar tepki alımlarına neden oldu. Yarın açıklanacak olan işsizlik maaşına başvuranların sayısı dolar endeksinde hareketliliğe neden olabilecekken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim ons altın 1875 ve 1885 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1860 ve 1855 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altındaki yükseliş devam ederken dolar endeksindeki görülen gevşeme sonrasında hareketlerini kuvvetlendiren ons altın 1900 dolar seviyesine emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan işsizlik maaşına başvuranların sayısı dolar endeksindeki üzerindeki etkiyi artırabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 505 ve 510 Türk lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 495 ve 490 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Sterlin dolar karşısında 24 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,4197 seviyesinin üzerine görürken doların küresel ölçekte güç kaybetmesi yukarı yönlü seyir açısından kuvvetleniyor. İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden geçici olarak olan yüksek büyüme ve yüksek enflasyon oranı Para politikası için ana endişe oluşturmadığını belirtirken pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1,42 ve 1,4235 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4165 ve 1,4130 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar Yen paritesinde ise Japonya'da açıklanan verilere göre Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 daralırken ve son 3 çeyrekte ilk kez ekonomi küçüldü. Japonya Maliye Bakanı ekonomide görülen daralmada özel tüketimin neden olduğunu söylerken modern açısına da bu hafta içerisinde izin verilmesi bekleniliyor. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim paritede 109,41 ve 109,45 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,80 ve 108,55 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dolar endeksindeki görülen gevşemeye rağmen döviz kuru yukarı yönlü hareketlerini devam etme eğilimi içerisinde yer alıyor. Enflasyon verisi sonrasında yaşanılan kayıpları telafi edilirken açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuruları ve PMI verilerini de yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,40 ve 8,45 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,32 ve 8,25 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Euro bölgesinde geleceğe dair beklentiler aşılama ile iyimser bir havaya bürünürken açıklanan büyüme verisine göre Avrupa ekonomisi çeyreklik %0,6, yıllık bazda ise 1,8 oranında küçüldü. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası sert geri çekilen Euro'da toparlanma beklenilenden hızlı gerçekleşirken açıklanacak olan Avrupa bölgesi büyüme oranında yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,30 ve 10,35 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,20 ve 10,15 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ekonomik görünümle ilgili iyimserli beklentiler euronun değer kazanma sürecini hızlandırıyor. Aşılama oranlarına bakıldığında Avrupa Birliği nüfusunun %31,50'sinin aşılandığı görülürken son zamanlarda aşılama ile alakalı atılan adımlar Avrupa için gelecek adına ümit vaat ediyor. Dün açıklanan Euro bölgesi büyüme rakamları beklentilere paralel bir şekilde çeyreklik bazda %0,6 daralırken ekonomi yıllık bazda ise %1,8 küçüldü. Euro-Dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede 1,2250 ve 1,2275 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarının sürmesi durumunda ise 1,2210 ve 1,2180 seviyelerini Yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Rusya Enerji Bakanı 62 dolar ile 66 dolar arasında petrol fiyatlarının mevcut durumu yansıttığını söylerken Çin'de ekonomik toparlanmanın hızlanması ile petrol talebinde bir toparlanmanın normalleşmesi bekleniliyor. Haftalık olarak açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 620 bin varil artış gösterirken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini sürdürmesini beklediğim. Brent petrolde 68,30 ve 69,20 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 67,50 ve 67 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Say.